Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bizlere en çok sorulan sorulardan biri de F-35 programından çıkartılmamızla birlikte Türkiye'nin F-35B alma niyeti vardı. Özellikle de F-35B'yi TCG Anadolu gemisinde kullanacaktık. Bu F-35'in özelliği dikine kalkış özelliğine sahip. Şimdi okuyucularımız, izleyicilerimiz soruyorlar bize. Türkiye dikine kalkış yapabilen başka bir uçak alabilir mi? Örneğin her Harrier alabilir mi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte araştıralım. Havacılık tarihinde birçok imalatçı dikine kalkış yapabilen uçak konusunda çalışmalar yaptı. Bunlardan bir kısmı projeden gerçek hayata doğru evrilebildi ve prototipler imal edildi. Yani test uçakları. Testler yapıldı ama günümüze doğru düz gelebilen iki model var. Bunlardan birincisi İngilizlerin geliştirdiği Harrier. İkincisi de oradan alınan teknolojiyle yola çıkılarak yapılmış F-35B. Geri kalan modeller ise kısa süreler içerisinde yok oldular ne yazık ki. Harrier aslında 1950'lerin sonunda İngilizler tarafından tasarlanmaya başlandı. Amaç hep beklenen bir Sovyet saldırısı sonrasında Avrupa'da askeri üsler vurulduğu zaman pistler yok olacak ve Harrier'lar herhangi bir düzlükten hiçbir piste başka bir şeye gerek kalmadan havalanıp düşmana karşılık verecekti. Böyle bir konsept düşünülmüştü ama 1950'lerin sonu 60'ların başındaki teknoloji çok sayıda üretilecek bu uçak için ciddi bir soru işaretini de yanında getirmişti. Bunu hayata geçirmek için hem mühendislik açısından çok farklı bir yaklaşım gerekiyordu. Özellikle motor konusunda sıkıntılar vardı. Bir de bu uçağın fiyatı hiç de ucuz olmayacaktı. Bu nedenle daha çok Harrier uçak gemisi operasyonlarında kendine yer buldu. İngiliz Kraliyet Donanması arkasından Amerikan Hava Kuvvetleri Sonrasında İspanya, İtalya, Hindistan ve uçakların bir kısmında ikinci alan Tayland gibi ülkeler her uçak gemileri veya evrilmiş bir şekilde uçak gemisi diyemeyeceğimiz farklı platformlarda kullanmaya başladılar. Harrier'lar üç farklı nesil olarak imal edildi. Birinci Harrier 1969 yılında İngiliz Kraliyet donanmasında hizmete girdi. Hawker Sidley Harrier olarak adlandırılan bu modelden toplam 278 adet üretildi. Uçağın en büyük savaş tecrübesi ise 1982'de Arjantin yakınlarındaki Falkland adalarında gerçekleşti. İngilizler işgale karşı Falkland adalarına müdahale ettiler. Oraya yolladıkları uçak gemilerinde Harrier'lar gerçekten boylarını aşan bir operasyonda başarıyla görev yaptılar. Gün geldi yakın hava desteği verdiler. Gün geldi e, hava hava füzeleriyle Arjantin uçaklarına düşürdüler ama burada bir problem vardı. Uçağın yavaş olması ve diğer taraftan operasyon zorlukları ki bu konuda İngilizler gerçekten e, büyük bakım gerektiren uçaklarını orada ciddi yüksek oranlarda harbe hazır olarak tutmuşlar ve sortilere vermişlerdi. Uçağın karşılaştığı sorunlardan biri de yavaş olmasından dolayı yerden açılan ateşe yaklaşık 10'a yakın uçağın kaybedilmesiydi. Daha sonra İngilizler uçağı modernize ettiler. İkinci nesli uçağın hizmete girdi. Üçüncü nesil ise Amerika'da McDonnell Douglas şirketi tarafından yapılan imalattı. Halen bu uçaklar 2025 yılına kadar Amerikan deniz piyadelerinde aktif olarak kullanılacaklar ve yerlerinde peyderpey F-35B'lere bırakmaktalar. Biliyorsunuz Türkiye'nin Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli projelerinden biri TCG Anadolu gemisi. Bu gemi her ne kadar kamuoyunda uçak gemisi olarak adlandırılsa da aslında çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Bu gemi üzerinde Türkiye'nin F-35B modelini konuşlandırma gibi girişimleri vardı. Malum yüzden fazla F-35 alacaktık. F-35'in A modelini ki Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecekti. Bunlardan da belirli bir miktarının artı siparişle F-35'in B modeline çevrilmesi planlanmıştı. Hatta TCG Anadolu inşa edilirken güvertesinde F-35B'nin kalkışı için özel bir rampa ve çeşitli tasarım değişikliklerine gidilmişti. Ancak S-400 hava savunma füzesiyle başlayan kriz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkarttı ve Türkiye'nin de A modeliyle birlikte B modeli alması da yani TCG Anadolu'ya konuştu uçak konusunda da bir sıkıntı yaşadı. Bakalım bu ileride nasıl çözülecek derken bazı izleyicilerimiz Harrier sorusunu gündeme getirdi. Öncelikle şu sorulara cevap verebilirim. Birincisi Harrier'ın artık üretimi yok. Dediğim gibi 3 farklı jenerasyon nesil Harrier imalatı gerçekleştirdi. Birinci nesil bugün müzelerde. İkinci nesil İngiliz Kraliyet donanmasının kullandığı nesil ise uzun süre önce envanterden çıkartıldı ve şu an uçabilen durumda yok. Üçüncü nesil McDonnell Douglas'ın ürettiği e, Harrier'lar şu an envanterde Biraz önce de belirttiğim gibi Amerikan donanmasında 2025'e kadar bu uçaklar uçacak. Ve aynı zamanda İtalya'da var. İtalya envanterine 1991'de aldı. Bir de İspanya'da var. İspanya'da 1987 yılında envanterine aldı. Bu e, İtalya ve İspanya uçakları kullanmaya devam ediyor. İtalya'nın F-35B ile değiştirme planı var. E, henüz İspanya'nın bu konuyla ilgili bir yaklaşımı yok ama uçaklarını satmak gibi de bir durum yok açıkçası. Harrier uçurulması kolay bir uçak değil. Dikine kalkış sırasında çok basit bir mekanizma devreye giriyor. Normalde uçakların kuyruğundan verilen egzoz ve itki gücü aşağı doğru veriliyor ve dikine bir kalkış gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde yine itkinin aşağıya verilmesiyle iniş yapılıyor. Fakat bu sırada sürat sıfıra yakın olduğu için ayrı bir kumanda sistemi devreye giriyor. Gerçekten her yeri uçurmak çok ciddi tecrübe ve bu konuyla ilgili de bir uzmanlık gerektiriyor. Bu alınsa bile ikinci el diyelim ki aldık. Bunların pilotajları nasıl yapılacak? Nasıl bir geçiş süresi olacak? Bir de bu uçakları ne kadar süre kullanacağız? Bunlar hepsi soru işareti. Her yerin bir başka problemi ise bakım. Bakımla ilgili gerçekten bir saatlik uçuş sonrasında çok ciddi bakıma sokulmak zorunda uçaklar. Bu bakım için de iyi bir yedek parça stoğunuz olması lazım. Teknisyenlerinizin tecrübeli olması lazım. Uçağın büyük bakımlarında yaparken de bu konuyla ilgili altyapınızın da çok iyi olması lazım. İşte bir uçak operasyonunun en büyük maliyeti bakım operasyonunun kurulması. Bu da tabii zamanla oluyor. Sadece yedek parçayı almak değil, personelin uzmanlaşması, bu konuda çalışması, kendi gereksinimlerini planlaması, bir Türk sistemi oluşturulması lazım. Buna da ilgili bakım problemi de bir başka sorun. Bir uçak askeri amaçlı olarak envanter alındığı zaman öyle 1-2 yıllık bir planlama yapılmıyor. 20, 30, 40 yıllık planlamalar yapılıyor. Ve o uçağın uçurulması, hava aracının uçurulması için çok ciddi bakım yatırımları yapılıyor. Yedek parçalar alınıyor, eğitim yatırımları yapılıyor. Ve aynı zamanda bu uçakları harebe hazır tutmanız için sürekli uçurmanız gerekiyor. Bu gibi durumda ne kadar bir bütçeyle karşı karşıyasınız? Bugün bulacağınız ikinci el Harrier'ları kaç yıl daha uçurabileceksiniz? Bunlar her biri çok ciddi katlanan problemler ve bütçeler anlamına geliyor. İngiltere niye vazgeçti bu uçaklardan? Yüksek maliyetleri nedeniyle. Aynı yüksek maliyetleri Türkiye üstlenebilir mi? Bunlar soru işaretleri. Benim görüşüm TCG Anadolu ile ilgili F-35 durumu böyle gittiği sürece Türkiye'nin ...fazla bir uçak e, alıp envanterine burada uçurması gerçekten bir soru işareti oluyor. Burada hemen şu soruyu ortaya atabilirsiniz. Türkiye örneğin Sukhoi Su-33 alıp bunları uçurabilir mi? TCG Anadolu'dan bu uçak gemisi diyor kamuoyu ama bu yapıdan Su-33 havalanabilir mi? Açıkçası bunlar soru işareti. Her yer gibi yepyeni bir tipin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bakımı pilotajı gibi çok ciddi problemleri de yanında getirecek maliyet açısından bunları da çok çok iyi hesaplamak gerekmekte. Benim kendi görüşüm Türkiye'nin kısa vadeli olarak ağırlıklı TCG Anadolu üzerinden helikopter operasyonu ve insansız hava aracı operasyonu yapacağı yönünde. Tabii ki envanterdeki İHA sistemleri kısıtlı kısa mesafeden nasıl kalkacaktır? Muhakkak bunlarla ilgili de çalışmalar yapılacaktır veya Deniz kuvvetlerinin dikine kalkış yapabilen çeşitli insansız hava aracı sistemleri de tahminimce TUSAŞ'tan talep edilecektir diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde daha yakından göreceğiz gibi. Ama ilk etapta örneğin T-129 Atak helikopterinin bir deniz versiyonu TCG Anadolu üzerinde olabilir. Keza TUSAŞ'ın tasarladığı Atak 2 için bir gelişme olabilir. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan S-70 veya CH-47 Chinook gibi helikopterlerde bu gemi üzerinden ben operasyon yapacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde TUSAŞ'ın 10 tonluk genel maksat helikopteri veya ilerleyen günlerde T-625'in deniz versiyonu TCG Anadolu üzerinde görev yapabilir. Bugün sizlerle aklımıza takılan bir sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Bizlere e-mail atabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz info@tolgozbek.com. Yorumla sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Açacağınız bildirimler yeni video yüklendiği zaman size bir uyarı gelmesini sağlayacaktır. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Koronavirüs günlerinde her gün yeni bir video ile karşınızda olmaya devam ediyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. thank you